Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Dünyanın ortalama sıcaklığının 2030 yılına kadar 5 ila 6 derece artabileceği belirtildi. Bilim adamlarının açıklamalarına göre, geçmişte yaşanan doğal iklim değişiklikleri, zamanında değişimler çok yavaş seyretmiş olduğunu ve, 1 derecelik bir değişim yüzlerce yıl alırken, günümüzde bu artış çok daha kısa sürede gerçekleştiğini açıkladılar. Küresel ısınmaya bağlı olarak, dünyanın ortalama sıcaklığının 2030 yılına kadar 5 ila 6 derece artma riskinin olduğunu bildirdiler. Küresel ısınmaya bağlı olarak, iklim değişikliğinin yaşandığı söylendi. Dünyadaki ortalama sıcaklıkların, giderek yükseldiğini belirten bilim adamları, 1850 yılından sonraki sıcaklıklara baktığımızda, dünyanın ortalama sıcaklığından sapmaların giderek arttığını görüyoruz. Bu artışların 1980'li yıllarda başladığı, 2000'li yıllarda ise artışların çok fazla olduğu görülüyor. 2016, 2019 ve 2020 yılları ortalamalardan daha sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Özellikle sanayi devriminden sonra, fosil yakıtların yoğun kullanılmasıyla, dünyadaki hızlı nüfus artışına bağlı olarak, tarım ve orman alanlarının kullanımının değişmesinin, küresel ısınmaya neden olduğunu ve atmosferdeki sera gazı salınımının arttığına vurgu yapıldı. Sera gazlarının yoğunlaşmasıyla, atmosferde doğal olarak bulunan sera etkisini, artırdığına dikkat çeken bilim adamları, atmosferde artan sera gazlarının dünyanın hızlı bir şekilde, ısınmasına neden olduğu dile getirildi. İklim değişikliğinin yağış ve sıcaklıklarda, farklı değişkenliklere neden olduğunu anlatan bilim adamları, şu şekilde açıkladı. Sanayi devrimine göre, 1 ila 2 derece daha sıcağız. Küresel ısınmaya bağlı olarak, iklimler değişiyor. İklim değişikliği insan faaliyetleri sonucunda, giderek etkisini hızlandırıyor. Küresel ısınma bir neden ve iklim değişikliği de bir sonuç. Dünyanın ısınması ile hem daha sıcak olacak, hem de kuraklaşacak ve yağmur yağmayacakmış gibi, anlaşılabiliyor. Ancak baktığımızda, tam tersi olan yerleri görüyoruz. Bazı yerlerde yağışlar artıyor. Bu sene İspanya'da örnek olarak, şiddetli kış şartları oluştu. Bazı yıllar, çok sıcak ve kurak oluyor ve, rekor kırılıyor. Bazı yıllarda ise, tam tersi yağışlar çok fazla oluyor. Bu değişkenlik, iklim değişikliğinin bir göstergesi. Bilim adamları, dünyadaki ortalama sıcaklıkların olağan süreçten farklı şekilde hızla arttığına da değinerek, geçmişte yaşanan doğal iklim değişiklikleri zamanında, değişimlerin çok yavaş seyretmiş olduğunu açıkladı. Bir derecelik bir değişim yüzlerce yıl alırken, günümüzde bu artışın çok daha kısa sürede gerçekleştiğini ifade ettiler. Günümüzde ortalamadan, 1 ila 2 derecelik sapmanın 2025 yılına kadar, 2 dereceye çıkması olasılığı var. 2030 yılının sonlarına doğru, 5 ila 6 derece ortalamadan daha sıcak olabilir. Bir insan hayatı içinde, sıcaklıkların bu kadar artma riski söz konusu. Ama dünyayı bu hale getirenler bizleriz. Cezasını çekecek olan, gene biz insanlarız. İnsanlar kendi çıkarları doğrultusunda, dünyayı bencil bir şekilde kullanmaya devam ederse, sonumuz hiç de uzakta değil. Siz bu konu hakkında, neler düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.